Rüyam, yeni sorularım var. Yaratıcının işi, gücü yok bizi yaratacak. Hadi diyelim ki yarattı. Peki bizi yaratmadan önce yaratıcı ne yapıyordu? Hadi diyelim ki cennet ve cehennem var. Peki ya topluma bu kadar fayda sağlamış o bilim insanları? O bilim insanları da mı cehenneme gidecek? Ya ne şehri ne yapmasa adam evinde oturuyor, hareket bile etmiyor. Kimseye zarar vermeden, hareket etmeden hangi sonsuz zulümden bahsediyorsun? Bu adam nasıl cehenneme gider? Uyan. İki gündür buradayım, bari bir yemek verseydin. Hani rızkı Allah veriyordu? Hadi bakalım git ondan iste. Yaratıcının işi, gücü yok bizi yaratacak. Hadi diyelim ki yarattı. Peki bizi yaratmadan önce yaratıcı ne yapıyordu? Baştan mantık hatası var soruda. Allah'ın zatını, sıfatlarını bilmezsen sorarsın bu soruyu. Öncelikle zaman kavramı madde ve mekandan ayrı düşünülemez. Yer çekimi, madde, zaman bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Bu yenilerde keşfedildi. Einstein'ın bu görecelik teorisinden sonra. Mesela uzaya bu GPS uydularını gönderiyorlar. Dünyanın yer çekimi merkezinden uzakta oldukları için orada zaman farklı işliyor. Hatta o saatler daha hızlı orada çalıştığı için bilim adamları dünyadaki saatle uyusun diye uydudaki programları değiştirdiler. O yüzden zaman maddeden ayrı düşünülemez. Madde de Big Bang'le var oldu. Big Bang'den önce madde yoktu, mekan yoktu. Demek ki zaman da yoktu. O zaman dünyayı, evreni yaratan yaratıcıyı da zaman bağlamaz, ezelidir o. Yani tüm olaylar onun için birbirinden farklı süreçlerde gerçekleşmez. Şu anda birdir, 13.7 milyar önce evrenin yaratılması anı da onun için birdir. O yüzden Allah yaratmadan önce ne yapıyordu? Neden insanlığı göndermek için 13.7 milyar yıl bekledi? Ya da kıyametten sonra ne yapacak gibi sorular zaman içerdiği için zaten yanlıştır. Zaman belirten bir soruyu ancak evrenin içerisinde zamanı bağlayan birisine sorabilirsin. Bir de utanmadan her soruya cevabımız var diyorsunuz. Hani her soruya cevabımız vardı? Var zaten. Sen şimdi bu soruyla Allah'ın olmadığını mı ispatladığını zannediyorsun? Çok iyi bilirsin. Türlerin Kökeni diye bir kitap var. Kim yazdı? Darwin. Mesela Darwin ne yer, ne içer, ne yapar, nerede kalkar, ne giyinir biliyor musun hepsini tek tek? Bilmiyorsun. Peki bu Darwin'in kitabı yazmadığı anlamına mı geliyor? Yok. Senin için gerekli olan tek şey o kitabı yazabilecek bilgi birikimi var mı? Veya o kitabı yazdı mı? Peki ya topluma bu kadar fayda sağlamış o bilim insanları? Hadi diyelim ki cennet ve cehennem var. O bilim insanları da mı cehenneme gidecek? Bilim insanları değil, Allah'a inanmayarak ölenler cehenneme gidecek. Sorumu çarpıtma. Her Müslüman sonunda cennete gidecek diyorsun. Yani ne kadar kötü olursa olsun bu adam cennete gidecek. Ama inanmayanlara ebedi cehennem var diyorsun. Yani bu adam hayırsever de olsa, hayvansever de olsa cehenneme gidecek, öyle mi? Tam öyle değil. Dışarıdan bakınca çok basit görünüyor. Her Müslüman evet cennete gidecek ama Müslüman nasıl olunuyor? Mesela ben doktor önlüğü giysem, boynuma stetoskop taksam, sana gelsem doktorum desem beni ameliyata sokar mısın? Hayır, önce diplomama bakarsın. Hangi okulda, hangi bölümde okumuşum? Hatta belki ona da inanmayıp teste tabi tutarsın. Ameliyat malzemelerini kullanabiliyor musun? İnsanın vücudundaki damarlar nerede? Bunları sorduktan sonra eğer ben cevap veremezsem sen ancak bir doktoru taklit etmişsin. Doktor değilsin dersin. Bu taklit iman içinde geçerli. Dört büyük mezhep imamı diyor ki eğer kişi dinine delil aramıyorsa, bu sorulara cevap veremiyorsa, neye, niçin inandığını bilmiyorsa zaten o taklidi imandadır. Taklidi iman sahipleri iman sahibidir diyemeyiz. Direkt cennete gidecek diyemeyiz. Allah'ın takdirine kalmış. Bir yaratıcıyı çünkü inkar etmemek başka bir şey. Ama iman etmek, Müslüman olmak bütün başkadır. Allah'a iman etmek demek, Kur'an'da ders verildiği gibi onun isim ve sıfatlarıyla onu tanımak ve bilmektir. Ve elçileriyle gönderdiği emirleri kabul etmek ve onlara uymaktır. Günah veya emre karşı çıktığı zaman kalben tövbe etmekledir. Büyük günahları rahat işleyip tövbe etmemek, istiğfar etmemek, onlardan çekinmemek zaten imandan hissesi olmadığına delildir. Yani öyle her sakallı Müslüman değil maalesef. Çocuğa tecavüz edecek, birine saldırganlık yapacak,
Bırak Müslümanlığı, ben ona insan demiyorum. Ama inanmayan adam sonsuz zulüm yaptığı için cehennem hak ediyor. Çünkü işlediği günah çok büyük. Uzaktan bakınca sadece bir kibriti çakıyormuş gibi görünüyor. Ama koskoca şehri yakıyor, farkında değil. Ya ne şehri ne yakmasa, adam evinde oturuyor, hareket bile etmiyor. Kimseye zarar vermeden, hareket etmeden hangi sonsuz zulümden bahsediyorsun? Bu adam nasıl cehenneme gider? Çok dar bakıyorsunuz, çok dar bakıyorsunuz ya. Her şeyi bu dünyadan ibaret zannediyorsunuz. İyi insan ne demek? Hiç tanımadığın birisi hayatını kurtarsa, insan ona bir minnettarlık besler. Hadi teşekkür de etmesin. Bari nankörlük edebilir mi? İmkanı yok. Bir fabrikaya girsen, birisi sana ben buranın patronuyum, CEO'suyum, yöneticisiyim dese, o adama sorsan, ya siz burada ne üretiyorsunuz? Ham maddeler hangi aşamalardan geçiyor? Bu işçiler neler yapıyor? Nelere ihtiyacınız oluyor diye sorsan, adam sana cevap veremese. Bir de üstüne sorsan, madem burada çalışıyorsun o zaman sen ne yapıyorsun? Herhangi bir müdahalen var mı diye sorsan. Ne malzemeye dokunurum, ne başlarında dururum, toplantı bile yapmıyorum dese inanır mısın o adama? Peki sen insansın. Kalbin atmadan, nefes almadan yaşayamazsın. Nefes aldığında vücudunda neler olduğunu biliyor musun? Yoksa birisi senin yerine bunları gerçekleştiriyor mu? Burnuna her seferinde nefes al diye emir gönderiyor musun? Yoksa biri sürekli kalbinin atmasını mı sağlıyor? Vücudunun neresinde sürekli besine ya da oksijene ihtiyaç olduğunu biliyor musun? Yoksa birisi her nefes alışverişinde bunları senin yerine halledip hayatını mı kurtarıyor? Dakikada 90 defa hayatını kurtarıyor. Çünkü kalbin sen anlamamana rağmen, bilmemene rağmen atıyor. Günde 24 bin defa hayatını kurtarıyor. Çünkü sen unutsan bile birisi sana nefes veriyor. Mide asidin çok kuvvetli, çeliği eritecek kadar kuvvetli ama birisi hiç unutmuyor. Mide zarını 3 günde bir yeniliyor ki miden delinip ölmeyesin. Hadi şükretmiyorsun, bari savaş açma be adam. Para kazanmanı kolaylaştıracak bilim adamlarına büyük iyilik yaptı diyorsun. O adamların bile bu ufak iyiliklerine karşı cenneti hak ettiklerini düşünüyorsun. Günde binlerce defa hayatını kurtaran Allah'a nankörlük ediyorsun. Hayırdır? Cennet fikri mi mantıklı gelmeye başladı? Sen bir yaratıcıya inandığını söylüyorsun. Ama yaratıcın pek öyle demiyor. Çünkü kitabına baktığım zaman biz yarattık diyor. Biz yarattık diyen bir yaratıcının tek olduğunu sen nereden biliyorsun? Bütün kitap boyunca Allah tektir diyor. Biz demesine mi takıldın? Dikkat edersen her zaman biz demiyor. Yerine göre, durumuna göre bazen ben, bazen biz diyor. Mesela ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakın. Bak burada hepsinde bizzatihi kendisinden bahsediyor. Yalnız benden korkun veya bana dua edin, cevap vereyim, icabet edeyim. Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunlar genelde vasıtasız doğrudan hitap ettiği ayetler. Vasıtayla olan, bir aracıyla olanlar da bazen biz kelimesini kullanıyor. Mesela bu kitabı biz indirdik diyor. Burada Hazreti Cebrail'i de katıyor işin içine. Ya Kur'an'ın bütün ayetlerini didik didik inceliyorlar ya. Burada biz demeseydi Cebrail'i inkar ederler demek. Veya bulutla gölge yaptık diyor. Burada da işin farklı bir boyutu var. Yani bütün kainat benim emrimde. Hepsi bana boyun eğiyor ve bütün hepsini ben yaratıyorum diyor. Her şeyi kontrol ettiğini gösteriyor. Burada tevhidi, yani Allah'ın varlığını, birliğini hiçbir fiilinde ortağı olmadığını anlatıyor. Kör tesadüfe veya tabiata, kanunlara hiçbirinin müdahalesinin olmadığını söylüyor. Ayrıca biz kelimesini padişahlar, sultanlar kullanır. Biz kelimesi büyüklüğü ve haşmeti gösterir. Biz derken yani 125 milyar galaksi de benim emrimde. Her galaksinin içerisindeki 100 milyon yıldız da benim emrimde diyor. Ayrıca melekleri de anlatıyor. Sizin o barış dininiz neden onları bulduğunuz yerde öldürün diyor? Beni salak yerine mi koyuyorsun, yoksa başkasından duyduğun o ayet hicimizde de öyle mi anlatıyor? Bir önceki ayette sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın diyor. Sizinle savaşanlarla diyor. O dönemde sırf Müslüman olduğu için işkence çeken, öldürülen insanlar var. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez diyor. Daha emir vermeden uyarıyor aşırılığa sapmayın diye. Sonra söylüyor onları yakaladığınız yerde öldürün diye. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın diyor. Fitne, zulüm, Allah yolundan alıkoymak öldürmekten daha kötüdür diyor. Size karışmayanları da tutun öldürün demiyor. Mescid-i Haram'ın etrafında onlar sizle savaşmadıkça onlarla savaşmayın diyor.
Şayet sizle savaşmaya kalkarlarsa siz o zaman onları öldürün diyor. İşte kafirlerin cezası ancak budur. Ulan anlattığına kendin inanmıyorsun. Baksana ayette ceza diyor. Arapça bilgine hayranım ya. Ceza Arapça'da karşılık demektir. Rahman suresinde geçer. Hel cezaül ihsane illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Orada ceza kelimesi geçer. Ayrıca onlar vazgeçerlerse Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir diyor. Ayet bittikten sonra vazgeçerlerse tekrar savaşmayın diyor. Ellerimi çözmedim. Çok güzelmiş. Sen mi yaptın bunu? Hayır. Dışarıdan söyledim. Nerede? Aşağıdaki kebapçıdan. Sokak arasında. Bence kebapçı yapmamıştır. Nasıl yani? Bence kendi kendine olmuştur. Baksana içinde et var. Ekmek var. Mutfakta bunlar dururken yağmur yağmıştır. Şimşek çakmıştır. O sırada alev çıkmıştır. Çıkan alevle yağmur yağmıştır. Olabilir yani, doğal süreçler bunlar. Niye bu kadar bunu anlamadım ki? Koca evren kendi kendine oluyor da bu yemek mi olamayacak?